Şimdi 2 n artı 11 bölü n artı 4 ve n artı 4 bölü 2 n artı 11 üretim sayıdır. Buna göre n'in alabileceği değerleri toplamak. Bundan önce buna benzer bir soru daha çıkmıştı. O soruda şöyle demiştik. Bu bunun tersi olduğuna göre pay paydasına eşit olması zorunda demiştik. Pay eşittir paydasına. Burada bir farklı var. Orada x'in tam sayısı, sayma sayı olduğunu belirtmiş. Yani x'in alabileceği değerler artı değerler, 1, 2, 3 değerleriyle. Burada onu belirtmemiş. Tam sayı ya da pozitif sayı, negatif sayı dememiş. Tam sayı demiş ama pozitif veya negatif dememiştir. Yani bunun birbirine eşit olduğunda sonuç 1 çıkar. Ama zıt işareti de olabilir. Artıya eksi olabilir. Artı eksi 1 olduğunda eksi 1 çıkar. Her ikisi de 1'e eksi 1 çıkma olasılığı vardır. O yüzden bunu bu şekilde bir artırısını bir de eksilisini hesaplayacağız. Eksi 1 olarak hesaplayacağız. Bu birincisi pay payda eşit deriz. İkinci yorumumuzda, ikinci şekilde pay eşittir eksi payda. Paydanın eksilisine eşit olabilir. Bundan sonra bunun sonucu 1 çıkar, bunun sonucu eksi 1 çıkar. Değişen bir şey olmaz. Yani her halükarda fark etmeyecektir. Ne ters çevir, bunu ters çevirsen 1, bunu da ters çevirsen 1 veya eksi 1 çıkar. Şimdi buradan 2n artı 11 eşittir n artı 4. N'i bu tarafa atarsan, 11'i bu tarafa atarsan bu tarafta n kalır, öbür tarafta 11 eksi olarak geçeceği için eksi 1 yapar. Bir diğer yolda negatifine eşit olacaktı. 2n artı 11 eksiye çarptığında eksi n eksi 4'e eşit olur. N bu tarafa 11 bu tarafa attığında n artı olarak geçer, 3n yapar. 11 de eksi 11 olarak geçer. Eksi 15 yapar. Her tarafı 3'e böldüğümde n eşittir. Eksi 5 yapar. N'in değerleri toplamı soruyor. Eksi 5 ile eksi 7 toplamında eksi 12 çıkacaktır. Değerlerin toplamı eksi 12'dir.